eğer sitenizde kendi ürünlerinizi satışa çıkarmaya hazırlanıyorsanız vereceğiniz en önemli kararlardan biri ürünlerin satış fiyatları. Peki yeni bir ürünü ya da hizmeti piyasaya sürerken fiyatlandırma nasıl yapılmalı? İşte ipuçları. Kendi ürünlerinizin fiyatlarını düşük tutarsanız karlılığınız düşebilir. Yüksek tutarsanız da satışlarınız istediğiniz gibi gitmeyebilir. Kısacası doğru fiyatı belirlemek için farklı faktörleri hesaba katmak ve kapsamlı analizler yapmak gerekiyor. İşte satış fiyatı belirlerken izlemeniz gereken adımlar. Maliyetinizi hesaplayın. Nihai ürününün müşterinize ulaşması, ambalaj ve kargo gibi maliyetler de dahil ne kadara mal oluyor? İş gücünden kiraya genel giderleriniz ne kadar? Pazarlama faaliyetleri için ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz? Ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi fiyatlandırırken üretime ve operasyona dair iş gücü, kira gibi tüm sabit giderleri de hesaba katmalısınız. Hatta işin sahibi olarak ortaklarınızla birlikte aylık maaşlarınızı dahi bu hesaba dahil etmelisiniz. Aksi takdirde düşük fiyatlandırma yaparak zarar edebilirsiniz. Gelir hedefinizi ve kar marjınızı belirleyin. Ürün başı maliyeti belirledikten sonra kar marjınıza karar vermelisiniz. Kar marjınızı belirleyen temel faktör ise gelir hedefiniz. Bir yıl içinde kaç ürün ya da hizmet satmayı ve bu satışlardan ne kadar gelir etmeyi düşünüyorsunuz? Bu hesaplama üzerinden gerekli kar marjınızı belirleyebilirsiniz. Tek bir ürününüz varsa tüm bunları belirlemek çok daha kolay olacaktır. Ancak piyasaya birden fazla ürün süreceksiniz. Hepsi için ayrı ayrı gelir hedefi ve kar marjınızı belirlemenizde fayda var. Piyasa araştırması yapın. Gerçekçi bir kar marjı ve satış fiyatı belirlemenin olmazsa olmazlarından biri de kapsamlı bir piyasa araştırması yapmak. Rakipleriniz kimler ve benzer ürün ve hizmetleri ne kadara satıyorlar? Sizin ürününüzü benzer ürünlere kıyasla öne çıkan yönleri neler? Ve bunları fiyatlandırmaya nasıl yansıtmalıyız? Ürününüzün özellikleri ve kalitesi satış fiyatı konusunda ne kadar belirleyici olursa olsun piyasadaki alışıldık fiyatların çok üstüne çıkmak satış konusunda beklentilerinizin altında kalmanıza neden olabilir. Daha derin bir araştırma için faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair trendleri ve bu trendleri satışlara nasıl yansıtacağınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Hedef kitlenizi iyi tanıyın. Hedef kitle araştırması da en az piyasa araştırması kadar önemli. Hedef kitlenizde kimler yer alıyor? Hangi gelir sınıfına hitap ediyorsunuz? Hedef kitlenizde yer alan bir kişi sattığınız ürüne ne kadar para ödeyebilir? Bunları anket, pazar araştırması gibi çeşitli yöntemler yardımıyla netleştirerek daha gerçekçi bir satış fiyatı belirlemeniz mümkün.